hakkında yürütülen kapatma davası, partimizle ilgili hukuksuzca yürütülen saldırılar ve bu konuda aldığımız kimi kararlar var. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız bugün. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi bu davanın bütün aşamaları iktidar ve ortakları tarafından partimiz hakkında yürütülen siyasi kampanya sonucu açılmış ısmarlama bir intikam davasıdır. Hukuksuzdur ve siyasidir. Bunun için davanın karşımıza Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Anayasa Mahkemesi değil, AKP, MHP iktidarı vardır. İktidar partimizin kapatılma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne ayar verme, mahkeme sürecini yönlendirme görevinde küçük ortağı MHP'ye ve onun genel başkanı Bahçeli'ye vermiştir. Bahçeli'nin Salı günü yaptığı grup toplantısında bunun çok somut, açık göstergesidir. Dolayısıyla partimizin dava süreci seçim sonrasına bırakılması, Anayasa Mahkemesi eliyle seçimlere müdahale edilmesin talebinin reddedilmesi kararı bugün Anayasa Mahkemesi'nden değil, Salı günü MHP'nin grup toplantısından bu karar verdi. Ve tekrardan olduğu gibi biz bu süreci tekrardan yandaş basın üzerinden öğrendik ve bu hukuksuz süreci yandaş basının üzerinden takip ediyoruz. Anayasa Mahkemesi Salı günü verilen talimatlı kararı bugün ilan etmiştir. Bu karar Türkiye'de hukukun tabutuna son çivinin de çakılmasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği karar esasen kapatma davası konusunda tavrının ne olacağını da göstermiştir. Anayasa Mahkemesi bu tehdide karşı durması gerekirken, suç duyurusunda bulunması gerekirken, yargının bağımsızlığına darbe indirmiş ve iktidarın oyunlarına alet olmuştur. Bloka kararı ile birlikte düşündüğümüzde yargı eliyle HDP'yi siyasi mücadele sahnesinden tasfiye etmeye dönük bir adım daha atılmıştır. Sonuçta İktidar da yargıyı tehdit eden küçük ortağı da bizim siyasi rakiplerimiz ve bizimle siyaseten baş edemediği için partimize dönük her türlü baskı ve hukuksuzluğun yanı sıra partimizi kapatmaya kadar pervasızlaşmış durumdalar. Ülkede adaletin, hukukun kırıntısı dahi kalmamıştır. İlk günden itibaren partimizi siyaseten tasfiye amaçlarını apacık ortaya koyan AKP-MHP bloğu bugün bu kararını yargı eliyle resmen ilan etmiştir. Hazine yardımına tarihte örneği olmayan bir hukuksuzlukla ve bu hukuksuzluğa Anayasa Mahkemesi'nin alet edilmesiyle el konulması, tedbir kararının yaptırım olarak uygulanması da budur. Bunun çok açık bir örneğidir. Hep söyledik, bir kez daha buradan bir kez daha söylüyoruz ve yine söylüyoruz. Ne partimizi kapatarak, ne hazine yardımını keserek, ne de partililerimizi baskı altına alarak halkın iradesine asla ipotek koyamayacaksınız. Siz korkmaya devam edin, biz büyük kazanmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halkımız, partimize karşı açılan kapatma davasının nasıl bir siyasi kampanya şeklinde sürdüğünü bütün Türkiye ve dünya ibretle izlemeye devam ediyor. Yaşanan hukuksuzlukları artık anlatmaya yetişemiyoruz. Aldığı her siyasi talimat doğrultusunda hareket eden Cumhuriyet Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talimatları yerine getirmek için hukuku çiğnediğine ve suç işlediğine ilişkin her gün ibretlik yeni bir örnek ortaya çıkıyor. Hukuk komisyonumuz partimizin kazanılmış hakkı olan hazine yardımının gasp edilmesiyle ilgili sahte delil üretme, davaya sipariş gizli tanık yetiştirme telaşını bir kez daha belgeledim. Ben buradan tane tane anlatacağım tekrardan. Başsavcılık hazine yardımı yatan banka hesaplarının bloke edilmesi için daha önce yaptığı başvuru, yani 21 Haziran 2021 tarihindeki başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bekir Şahin reddedilen bu talebi 13 Aralık 2022 tarihinde herhangi bir gerekçe ve somut delil göstermeden ilgili hesaplarımıza bloke konulmasını tekrardan talep etti ve talebini inledim. Anayasa Mahkemesi derhal reddetmesi gereken bu talebe karşı 29 Aralık günü 29 Aralık 2022 tarihinde Başsavcılığın talebin delillendirilmesi için 5 günlük süre tanıdım. Yani Anayasa Mahkemesi daha önce reddettiği talebi gerçekleştirmek için Başsavcılığın gerekçe sunmasını istedim. Bunun üzerine Bekir Şahin alelacele bir şekilde delil yaratma çabasına girmiş ve
3 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir dilekçe sunmuştur. Bu dilekçede Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nda yürütülen 2022-3879 soruşturma numaralı dosya içerisinde yer alan tanık ifadelerinin bloke kararın gerekçesi olarak kabul edilmesini istemiştir. Bu dosyada yer alan tanık ifadelerine bakıldığında daha önce dosyada tanıklık yapılmayan bir gizli tanık ifadesinin yer aldığı ve bu ifadenin 31 Aralık 2022'de tarihinde alındığı tespit edilmiştir. Yani yılın son tatil gününde savcının talebinden 2 gün sonra. Söz konusu gizli tanık ifadesi direkt şu ifadelerle başlamış. Halkların Demokratik Partisi başta parti olmak üzere hazineden aldığı bütçe yardımını örgüt üyelerine dağıtmaktır gibi böyle saçma bir ifadeyle başlamış. 3 gün içerisinde istenen delil sahte bir şekilde üretilmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne konulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bana gerekçe getirin isteği üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, TEM Daire Başkanlığı ve ilgili diğer devlet kuruluşları hızlıca temasa geçmiş ve delil yaratma faaliyetlerine başlamışlardır. Anayasa Mahkemesi 29 Aralık'ta tarihine vermiş olduğu 5 günlük süre zarfında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili devlet kuruluşları arasında baş döndürücü bir evrak trafiği başlamış ve bu kapsamda sıcağı sıcağına 31 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcının ulaştığı, şu an ismini okumakta bile zorlandığım garip isimli bir kod ismi verilen gizli CV23TY45UO78 kod isimli verilen gizli tanık vermiş olduğu ifadesinde HDP'den hazineden aldığı bütçe yardım doğrudan örgüte aktarına dair iddialarda bulunmuş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Ocak 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden araştırma tutanağı talep etmiştir. Her nasıl oluyorsa aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü 100 sayfalık bir araştırma tutanağı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devletin diğer ilgili kurumları seferber edilerek üretilen deliller ile Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Ocak 2023 tarihinde de yasaya ve usule aykırı olarak partimizin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesaplarına bloke kararı konulmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz aleyhine kapatma davası açarken sunmadığı delilleri, iddianamede yer vermediği fiilleri dava ile ilgili kararın verileceği dönemlerde mahkemeyi etkilemek, yanıltmak üzere delil oluşturmak ve delil üretmekle meşguldür. Yeni bir iddianameye konu edilmesi gereken fiil ve deliller Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi gerekirken hukuka aykırı olarak dikkate alınıp değerlendirilmiştir. Delil olma niteliği olmayan üretilmiş sahte beyanlarla Anayasa Mahkemesi istediği gerekçeye kavuşmuş oluyor. Daha kötüsü hukuku ve anayasal ilkeleri çiğneyerek iktidarın oyunlarına alet olmuş oldu bir kez daha. Değerli basın emekçileri, elbette ki hukukun çiğnendiğini her gün tanıklık ediyoruz ama buna karşı da bizim mücadelemiz ve direnişimiz de her yerde devam ediyor. Partimize yönelik bu müdahale ile seçimleri hukuk dışı müdahale de başlamış oldu. Bu müdahale 2 önemli aşaması var. Birincisi HDP üzerinde kapatma davası demokrasinin kılıcı gibi sallandırılarak bir muğlaklık yaratılmak isteniyor. İkincisi ise partimizin anayasal hakkı olan hazine yardımını yine hukuk dışı yöntemlerle bloke edilerek partimizin hak olarak kazandığı maddi imkanlara el koyarak seçim çalışmalarımızı yürütemez hale getirmeyi amaçlamaktalar. Peşinen şunları söyleyeyim. Bugüne kadar partimize karşı yürütülen hiçbir saldırıya, hiçbir hukuksuzluğa karşı boyun eğmedik, geri adım atmadık. Bize karşı hiçbir saldırı sonuç almadı, bu saldırılar da sonuç almayacak. Bizler her türlü saldırıya karşı yılmadan direndik, her saldırıya da büyüyerek cevap verdik. Dün başardık, bugün de başaracağız. O yüzden asla doğru bildiğimizi yapmaktan, halkımızın bizden beklediklerini yerine getirmekten geri durmadık. Bundan sonra da geri durmayacağız. Açıktık ki her şeyi maddiyat sayanlar, elbette HDP gibi halk gücüne dayanan, direnişle ve mücadeleli var olan bir yapıyı bu basit yöntemlerle durdurabileceklerini düşünüyorlar. Bu kadar gafillik görülmedi. Hiç mi tanımadınız bizi?
hiç mi taşı delen inadımızı, kendini küllerinden yaratan mücadelemizi görmediniz mi? Siz bizi parayla mı tehdit ediyorsunuz? Siz ceketimi satarım, partime sahip çıkarım diyen seslerin önde mi durabileceksiniz? Şimdi bizi parayla tehdit edenlere en net cevabı aramızdaki dayanışmayı güçlendirerek, büyüterek, hazinemiz halkımızdır şiarı etrafında keletlenerek vereceğiz. Örgütlü bir halkı hiçbir gücün alt edemeyeceğini defalarca kanıtladık. Bir kez daha kanıtlayacağız. Biz belediyeleri kazanırken hazine yardımları yoktu. Biz 90'larda partilerimizi kurup halkımızın dinmez desteğiyle milyonlara gelirken hazine yardımı yoktu. 7 Haziran'da bu iktidarı koltuğundan ederken hazine yardımımız yoktu. Biz önümüze konulan %10 barajlarını, her türlü gayri ahlaki saldırıyı hazine yardımları olmadan açtık. Biz bileşenlerimizle, ittifaklarımızla, dostlarımızla kocaman bir hareketiz. Halkın kendisiyiz. Halkın, partimizin hazine yardımlarının bloke edildiği günden beri telefonlarımız susmuyor. Her yerde halkımız önümüzü kesiyor. Kimisi ceketimi satarım yine partime sahip çıkarım diyor. Kimisi emekli maaşını partiye bağışlatmak için bizden adres bekliyor. Geçen gün İzmir'den arayan inşaat işçileri birer yevmiyelerini partimize bağışlamak için hesap numarası istedi. Kimi anneler 5 koyunum var, 3'ü sizin, 2'si benim diye yolumuzu kesiyorlar. İşte bu sahiplenme, bu maneviyat dünyanın bütün hazinelerinden daha değerlidir. Bugün startını verdiğimiz Hazinemiz Halkımızdır kampanyası halkımızın yoğun destek ve danışma talepleri üzerine başlatıyoruz. Başlattığımız Hazinemiz Halkımızdır kampanyamızı tüm halkımızın büyük küçük demeden, en az çok demeden büyüteceğimizi biliyoruz. Şimdi filiz verip boy verme zamanı, zifiri karanlıkları delme zamanı. Bu halk bir kez daha hiçbir engeli tanımadığını, hiçbir saldırıya boyun eğmediğini gösterecek. Buradan ilan ediyoruz. Biz halkımızın gücü ve dayanışmasıyla tarihimizin en görkemli seçim kampanyasını yürüteceğiz ve bu güçle iktidara hayal dahi edemeyeceği yenilgiyi yaşatacağız. Şimdiye kadar tanık olduğumuz, gördüğümüz halkımızın yüksek duyarlılığı hiçbir çağrıya gerek duymuyor elbette. Yine de bu kampanyadan haberdar olmayanlar varsa onları dayanışmayı büyüterek yeni zaferlere ortak olmaya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, kampanyamıza ilişkin kimi teknik birkaç bilgiyi de sizinle paylaşalım. Kampanyamızı bugün eş genel başkanlarımızın, milletvekillerimizin bağışlarıyla başlatıyoruz. Ardından bunu örgütlü bulunduğumuz bütün il ve ilçe örgütlerimize yaygınlaştıracağız. Amacımız 3-4 ay boyunca sürdüreceğimiz bu kampanya boyunca en az 6 milyon seçmenimize ulaşmaktır. İlçe ilçe, köy köy bu çalışmaları yaygınlaştıracağız. 1 Şubat ve 21 Mart arası 3 milyon kişiye, 21 Mart'tan seçimlere kadar da en az 1-3 milyon kişiye daha ulaşmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha partine destek ol, zafer de senin de payın olsun diyoruz. Hesap bilgilerinizi de bugün internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşacağız. İşte şimdi halkın gücünü gösterme zamanıdır diyoruz. İşte şimdi halkın gücünü gösterme günüdür diyoruz. İşte şimdi kazanmayı ve dayanışmayı gösterme günüdür diyoruz. Brescia Pamela'nın heca ve kunzanın lehember partime bir eriş zaktu zori roj bir roj grantır dibin em de nav bir şer tu mercen grantır de be ber be peyvajı eki hılbı jartın edişin İro Disa Diyarbuk'u AKP o şirikevi MHP lehember partiyeme bir nikarım bir siyaset nikarım bir aliye demokrasi peşmede bir sekinin civer veci çi Zagonun be hukuki, çe rebazel be hukuki be astenkiri, hene de cerbinin iroji disa lehember ev bir yara maka zagona disa ev nezikatiye olan diyarda emzanın bir yar be kasrel AKP de hatiye dayın lehember partiyeme. Berdev kevanji deslat şirikevani büçük MHP o Bahçeli'nin Bahçeli talimattı de
O Anayasa Mahkemesi dozgere makazagon disa ev bir yer pektiğine iro disa aşkere bu emzanın komisyonu hukuki her çencara be hukuki olan be darza be avakırına delil an çavadın em her roj bu roj bir raya giştire parvedikin her idavcı disa bu yerek bu yerek sabırlı bir şahidin nepeni disa bir derev o bir dereven hem ber partiye me biz zaten zor oku ber devam kırın lemzan evgel o hemen demedeci bin ünertiya HDP Lehember wan erişan tucari hatta nahana sekini bir tek koşin o berkodan akva mezin kir em naha peveji ev tek koşin o berkodan em bi mezin bikin em iro bi kampanya ik jil lehember wan despedikin em de ben hazine me gelemeye em lüve şiarede le kampanya ki bi pişkiri kampanya ki bi kurtur em mezin dikin em zanın bi jibo destilatdaran yani jibo yen kulle hember HDP eriştikin jibovan maddiyat pırgıringe le bir dikim ki HDP hatta ve roje bi serkeftiyen kwe bi deskirtiyen kwe tüccari bi maddiyatı wana bi maddiyatı nekir hatta nahaji bi tek koşin bi berkodan eko bi serkeftiyen kwe doman nahap eveci ve vuhabı be emle her kadede, her deride bir kampanyayı ki her imezin emel nişan bedin ku destilatdari AKP tek düçe ve bir ya bir pişkiriyen gelemem bir kampanya bir meşinin emle ezilir cardın bir tamamen gelin ku yen ku dukazın destilatdari AKP vendabike yen ku dukazın bir gel serbike ve yen ku dukazın jın cuvan bir serkeve jibo pişkiriyle hember HDP'de ve kombibin bir halekik gelen bersi ve bidin destilatdari AKP arkadaşlar konuyla ilgili sorunuz varsa alacağım yoksa gündem dışı soru almayacağım tek gündemle toplandık çünkü sanırım soru yok geldiğiniz için teşekkürler. Altılı masayı boykot ediyoruz hocam.